Kızım, ben bir paşa kadına gideyim. Ondan helallik almadan gitmek olmaz. Sen de gelsen. O kadar emeği oldu sana da. Ben kimseyi görmek istemiyorum anne. Sen de git gel, bir an önce gidelim. Peki kızım. Gidiyorsunuz değil mi? Gidiyoruz paşa kadın. Senden helallik almaya geldim. Bir rüzgar gibi geldiniz, bir rüzgar gibi gidiyorsunuz. İzlerinizi bu köye sürüklediniz. Bir kez daha silinmeye terk ettiniz. Hayat bu paşa kadın. Her seferinde tekrar tekrar aynı şeyleri yaşatıyor bize. Her şey için çok sağ ol. Kızıma kol kanat gerdi. Hakkını helal et. Senin de kızının da kökü buradan te kara ağacın köklerine kadar uzanır. Bir sır gibi bağlısınız ikiniz de buraya. Koparırım sanırsınız ama kopmaz. Bunu sen de bilirsin Raziye. O zaman söyle bana. Bildiğin halde niye koparmaya çalışırsın o kökü? Sultan Hanım. Sultan Hanım, iyi yetiştim, gitmemişsiniz. Ya bunu bana bir tanıdığım gönderdi. Bu size yazılmış bir mektup. Kimden? Vallahi onu ben de bilmiyorum. Ona da başka bir tanıdığı göndermiş zaten. Lakin dedi ki çok önemliymiş yani. Bir de şey, tekrardan yolunuz açık olsun Sultan Hanım. Ben Ayten. Beni tanı. Vakti zamanında elinde beşikle cevap aradığında karşıya ben çıktıydım. Senin cevapları nasihat edediydim sana. Ben o zaman hata etmişim. Sana tüm cevapları ben vermeliymişim. Diyeceklerimi azmetmen o kadar kolay olmayacak. Kabul etmen zor. Belkim delilik diyeceğim. Ama ne dersen de bilmek zorundasın. Celal Ağa, Osman Ağa'yı öldürdükten sonra bir yemin verdiydi. Eğer Osman Ağa'nın bir erkek çocuğu olursa ardında intikam alacak biri kalmasın diye öldüreceğiz onu. Asiye Hanım'ın da 3 kızı vardı. Eğer o da Celal Ağa'ya bir oğlan vermez ise hem kızlarından hem de hayatından olacaktı. Sen ve Ömer, ikiniz de aynı gün doğdunuz. Lakin kaderiniz daha siz doğmadan çizildiydi zaten. Nale Şirreti, Asiye'nin hayatını kurtarmak için seni Asiye'nin kucağından kopardı, Raziye'ye götürdü. Raziye de oğlu yaşasın, Celal'i öldürmesin diye Ömer'i Asiye'ye vermek zorunda kaldı. Ömer, Osman Ağa'nın oğlu, sen de Celal Ağa'nın kızısın. Bu büyük sır Raziye'nin ebesi. Yani benim anamdan bana emanet idi. Ben de şimdi sana emanet edeyim. Başkasına da emanet edemez idim. Adımı hırkıza çıkardılar çoktan. Kimse bana inanmaz idi. Lakin sen...
Sen sırrı emanet edebileceğim en güvenli kişisin. Çünkü Celal'a öğrenirse Ömer'i yaşatmaz. Sen Ömer için susarsın. Tıpkı benim gibi bu sırrı saklarsın diye ben de sana söyledim.